turu M'yi vermiş bize 3 cos 2x artı 5. Buna göre M değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Geçenki ders fonksiyonları tanıtırken sizlere sevgili arkadaşlar sinüs ve kosinüs için ne dedik? Değer aralığı, görüntü kümesi sevgili arkadaşlar. Eksi 1, 1 kapalı aralığıydı değil mi? Şöyle göz aşinalığı da olsun. Hem cos x hem de sin x in değer aralıkları eksi 1, 1'di. Ama hocam iyi güzel, hoş. Fakat burası cos 2x olarak verilmiş. Fark yapmaz kardeşim. Sen şuraya 2x de diyebilirsin. Hiç problem değil. Alfa, beta, gama ne dersen de bu değer aralığına bir değişiklik olmayacaktır. Peki çözümüne baktığımızda bu sorunun sevgili arkadaşlar. Ben eğer ki şu eşitlikte cos 2x'i yalnız bırakacak olursam ki cos 2x'in değer aralığını biliyorum ya, oradan m'ye ne yapabilirim? Geçiş yapabilirim. Pekala. Buradan bir cos 2x'i yalnız bırakalım. 5'i bu tarafa al. M-5 eşittir 3 cos 2x. Her iki tarafı 3'e böldüğümde sevgili kardeşim cos 2x'in karşılığı ne oldu? M-5 bölü 3 oldu. Pekala. Cos 2x'in eksi 1, 1 aralığında olduğunu biliyorsam M-5 bölü 3'ün de aynı aralıkta olduğunu söyleyebilirim. Artık trigonometride bir işim bitti. Tamamen basit eşitsizlik çözeceğim sevgili arkadaşlar. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. Her tarafa 5 ekliyorum. Doğru mu? Doğru. M'nin değer aralığı ne oldu sevgili arkadaşlar? 2'ye 8 oldu. Şıkları incelersiniz. Ben o noktada zaman kaybetmek istemiyorum. Daha fazla soru görelim diye. Hangisi bu aralığa girmiyorsa onu işaretleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ondan yana problemimiz yoktur. Var mı burada herhangi bir problem? Peki. Evet, şöyle bir özdeşliklerle alakalı soru çözelim sevgili arkadaşlar. Bir bakın bakalım, soruyu inceleyin siz yerinizde bir. Alfa açısını vermiş bize. 0, pi bölü 2 aralığında sevgili arkadaşlar. Kök içerisinde bir ifade var. Artı tan alfa eksi sekant alfa. Sınavda özdeşliklerle alakalı soru gelebilitesi yüksek. Haberiniz olsun. Tabii özdeşlik sorularını da çözebilmek, rahat çözebilmek için arkadaşlar bizim neye ihtiyacımız var? Çarpanlara ayırma bilgisine ihtiyacımız var. Özdeşlik formüllerine ihtiyacımız var. O yüzden o noktalarda eksiklerimiz varsa lütfen o eksikleri tamamlayalım. Bu sadece trigonometri için değil, çarpanlara ayırmanın bağımsız sorusu gelebiliyor. Gelmese bile hemen hemen bütün konularda diyebileceğim şekilde arkadaşlar hangi taşı kaldırırsak altından bir çarpanlara ayırma bilgisi veya bir özdeşlik formülü karşımıza çıkacaktır. Bu hatırlatmayı, bilgilendirmeyi yaptıktan sonra sorunun çözümüne giriyorum. Alfa açısı 0, pi bölü 2'miş canlar. Bu bana ne diyordu? Bunu konuşmuştuk geçenki dersimizde. Alfanın birinci bölgede olduğunu, değil mi? Birinci bölgede zaten benim bütün fonksiyonları pozitif olduğu için problem arz etmeyecek. Ama farklı bölgede olabilirdi. O yüzden lütfen bunu ihmal etme. Peki. Burada nasıl bir yol izleyelim? Ben diyorum ki köklü ifadenin içerisinde bir operasyon düzenleyelim. Nasıl? Ben burada pay ve paydayı 1 eksi sin alfa ile genişletecek olursam sevgili arkadaşlar. Hocam 1 artı sin alfa ile genişletsek olmaz mı? Olur. Ama işlemi birazcık daha belki böyle sarpa sardırabilir. Onu deneyip görmek lazım. Ben 1 artı sin alfanın eşleniymiş gibi 1 eksi sin alfa ile genişletmenin daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Peki. Pay ve paydayı genişlettiğim zaman 1 eksi sin alfa ile 1 eksi sin alfanın çarpımı 1 eksi sin alfanın karesi. Uzun uzun çarpma, böyle yaz. Tamam mı? Peki devam. Bu ikisinin çarpımından ne gelecek sevgili arkadaşlar? Dikkat edecek olursanız burada iki kare farkı açılımı göreceksiniz. Neydi o? Bunu adınız, soyadınız gibi ezbere bilmemiz gerekiyor. Tabii şöyle aşağı kaydırırsam daha rahat göreceksin. X kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y. Dikkat et. X eksi y ile x artı y'yi çarpıyorsun. O zaman x kare eksi y kare. Yani birin karesi eksi sin kare alfa olarak karşına çıkıyor burası. Artı tanjant alfa yazıyorum. Sin alfa bölü kos alfa olarak yazalım. Eksi
Sekant'ta neydi güzel kardeşim? 1 bölü cos'tu değil mi? 1 bölü cos alfa. Güzel. Burada problem yok. Asıl problem burada. Burada söyleyeceklerime lütfen dikkat. Arkadaşlar, eğer kökün derecesi çiftse kök içerisindeki ifade kök dışına nasıl çıkıyordu arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde. Öyle kafana göre hemen bir eksi sin alfa olarak çıkartamazsın. Mutlak bir eksi sin alfa demen gerekiyor. Bu bir. İkincisi, şurada onu aslında bunu yazmadan evvel düzenleseydik olurdu ama unuttum. Kusura bakmayın. Bir eksi sin kare alfa bu haliyle kök dışına çıkarmam daha mümkün. Ama ben biliyorum ki sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1. Sin kare alfayı eşitliğin diğer tarafına şutlarsam kos kare alfa neye eşit olacak? 1 eksi sin kare alfa arkadaşlar. Burada sin kare alfa yazıyor. Ha. Göremeyecek bir şey yok. Gayet güzel yazdım. 1 eksi sin kare alfa. 1 eksi sin kare alfa gördüğüm yere kos kare alfa yazarsam ve bunu da kök dışına alırsam mutlak kos alfa olarak karşıma çıkacaktır. Çok güzel oldu burası. Devam ediyorum. Artı sin alfa bölü kos alfa eksi 1 bölü kos alfa. Canlar bu gelmiş olduğum yere kadar herhangi bir problem var mı? Yok. Peki. Gelelim mutlak değer kısmına. Yani şu kısmı arkadaşlar. Burada ne yapacağım? İşaret belirleyeceğim, değil mi? Mutlaktan çıkarmadan önce ilk önce ne yapıyordum? Mutlak değerin içinin işaretini belirliyordum. Artıysa olduğu gibi, eksi ise eksiyle çarparak çıkartıyordum. Peki, 1 eksi sin alfanın işareti nedir sizce? Feyza, sence nedir? 1 eksi sin alfanın işaretini bana söyleyebilir misin? İster yaz, ister mikrofonu aktif hale getir. Artı mı eksi mi? Hocam Gözüme çarptı. artı değil mi? Heh. Ne? Artı değil mi? Neden artı? Çünkü sinüsün en fazla alabileceği değer 1 olduğu için oradan Harikasın. Aynen öyle. Harikasın. Teşekkür ederim Feyza. rica Aferin sana. Arkadaşınız doğru söylüyor arkadaşlar. Sin alfanın alabileceği maksimum değer 1'di ya hani. Heh, ben 1'den maksimum 1 bile çıkarsam 0. Yani negatif olması mümkün değil. Demek ki 1 eksi sin alfa pozitif. Peki kos alfanın işaretini nereden konuşacağım? Aha da buradan. Birinci bölgede olduğu için kosinüs alfa pozitif olacak. Güzel. Artıysa olduğu gibi çıkar. 1 eksi sin alfa bölü olduğu gibi çıkar kos alfa artı sin alfa bölü kos alfa eksi 1 bölü kos alfa. Hepsinin paydaları aynı. Paya bakalım. Eksi sin alfa artı sin alfa şut. Artı 1 eksi 1 şut. Elinde ne kaldı? 0 bölü cos. Cos'u yazmaya gerek yok zaten. Direkt yanıtımız 0 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Böyle bir soru bekleyin arkadaşlar. Fena değil bakın hem köklü hem mutlak işaretler trigonometri ortaya karışık güzel hoş bir soru karşımıza sınavda buna benzer bir soru gelebilir haberiniz olsun. Diyorum geçiyorum. Evet. Böyle bir soru yine. Kısmen benzer bir mantık kullanacağımız bir soru. Ama burada bir özdeşlik daha böyle ön plana çıkacak. Acaba ne çıkacak? Sizden birine mi sorsam ki acaba? Neyse sormayın. Ben çözeyim bunu. Şimdi arkadaşlar kökün içine bir odaklanalım. 1 artı 2 bir yerine sin 2. Nasıl yani Melih? Hemen mikrofonu aktif hale getirir misin? Bir konuşalım, dertleşelim. Söyle. Heh. Hocam bir yerine sin kare artı y kare yapsak sin alfa yani kos alfa. Harikasın, çok güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Canavarsınız maşallah. Aferin. Herkes dersini çalışıyor. Gayet güzel. Ben bu 1'i sin kare artı kos kare eşittir 1'di ya arkadaşlar. Melih'in de söylediği gibi sin kare alfa artı kos kare alfa artı devamını yazıyorum. 2 sin alfa çarpı kos alfa yazsam. Çok güzel oluyor, değil mi? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bu da ne demek? Sin alfa artı kos alfanın parantez karesi demek. Çok güzel. Eksi, şurayı da yazalım. Kos küp alfa bölü. Yine
Ben istiyorum ki şurada bir gördüğümüz yere sin kare artı kos kare yazalım. Onu alta uzun uzun yazmayacağım. Sin kare artı kos kare yazdığında güzel kardeşim. Eksi sin kare ile artı sin kare birbirini götürecek. Elinde ne kalacak sadece? Kos kare alfa kalacak. Doğru mu? Güzel. Soru daha yakışıklı oldu. Son vuruş gelsin. Yine kökün derecesi çift olduğu için kök dışına mutlak değer içerisinde çıkıyor. Israrla bunu yazıyorum. Dikkat edin lütfen. Şu ikisinin sadeleşmesinden ne kalır? Gider bir tane kos kalır değil mi? Kos alfa. Güzel. Sin alfa artı kos alfa. Arkadaşlar yine birinci bölgede çalıştığım için her ikisi de pozitif olacağı için artıdır. Olduğu gibi çıkarmam gerekir. Sin alfa artı kos alfa eksi kos alfa. Hop kos alfalar gider. Elimizde sin alfa kalır. Diyoruz. Sorunun çözümünü bitiriyoruz. Var mı bir problem? Yok. Güzel. Güzel güzel. Herkes dersini çalışmış. Gayet hoş. Son olarak bir de şöyle bir soru görelim arkadaşlar. Sonra soru formatını değiştireceğim. Sin küp x eksi kos küp x bölü 1 artı, şurada artı var. Sin x çarpı kos x. Bu soru önceki çözmüş olduğumuz iki soruya göre daha masum gibi geliyor bana. Ama masumluğunu şuradan kaybettiriyor. Sizin o en sevdiğiniz küp açılımlarına ihtiyacımız olacak değil mi? A küp eksi B küp. Unutan arkadaşlar için hatırlatmış olalım. Amacımız burada sizi sınava sokmak değil, sınava hazırlamak. O yüzden hemen yazıyorum. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Tamam mı? Eksi ise eksiyle başla, alayı parantezin içerisinde pozitif. Artı ise artıyla başla, sonra artı eksi artı şeklinde gidecek. Bazen arkadaşlarım şuraya 2 de yazıyor. Hayır kardeşim, bu tam kare açılım değil. Burada 2 çarpan olmayacak. Güzel. Devam. Bunu şu sin küp eksi kos küpe uyarlarsam ne olacak? Sin x eksi kos x çarpı sin kare x artı sin x çarpı kos x artı kos kare x bölü 1 artı. Payda da yapacağım bir şey yok. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. O yüzden şimdilik bir yazalım. Bakalım ne olacak. Allah'ım çorba görünüyor. Ama ben burada bir şey hissettim. Muhtemelen siz de onu hissettiniz değil mi? Burada bir yine sin kare artı kos kare çıktı. Sin kare artı kos kare 1. Yani 1 artı sin x çarpı kos x mi gördüm ben burada? Çok güzel. Bunun aynısı paydada da varsa bunlar gider mi? Gider. Hop elinde sin x eksi kos x ifadesi kalır. Anlaşıldı mı? Dediğim gibi diğerlerine göre daha masum bir soru. Bu formatta bu kadar basit geleceğini tahmin etmiyorum ama burada en azından şu küp açılımını ne yapmış olduk? Görmüş, hatırlamış olduk arkadaşlar. Aklıma gelmişken hatırlatmak istiyorum yine. Bir, olayına dikkat edin. Trigonometri sorularını çözdüğünüzde bu tarz ve bundan önceki çözmüş olduğum iki soruda karşımıza çıktığı gibi bir görmüşsen aklına bir sin kare artı kos kare gelecek. Bir de ne gelecekti kardeşim? Tanjant çarpı kotanjant. Tamam mı? Lütfen bunları göz önünde bulundur. Dedik. Geçtik. Evet. Böyle bir soru arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir zihninizden geçirin. 9 pi eksi x. Açılar çok kötü, fena değil mi? Bir kere bizim bu açıları bir revize etmemiz, düzenlememiz lazım. Esas ölçülerini bulmamız lazım. Esas ölçü muhabbetini başlık olarak konuştuk ama sorusunu çözmemiştim. İlerleyen safhalarda soru da karşımıza gelecek, orada konuşuruz diye. Tam zamanı. Şimdi konuşalım arkadaşlar. 9 pi. Her 2 pi de başa dönmüyor mu benim çemberim? O açım, ölçüm her neyse. O zaman ben 2kp olarak da zaten formülize ettiğim için 9π'nin içerisinden 2π'nin tam katı olan 8π'yi çıkartırsam sevgili arkadaşlar, pardon, ne kalacak elimde? Sinüs 8π'yi çık, pi eksi x artı 5π'ye geldim. 4π'yi çıktım, ne kaldı? Pi artı x bölü 17π bölü 2. Burada
2 pi tam katı değil. O yüzden ne yapıyorduk? Taktik neydi? 17 paydada ne var? 2. 2 katına böl. Kaç kere var? 4. 4 kere 4 16. Kalan ne? 1. Yani sinüs pi bölü 2 artı x. 7 2'ye bölelim. 3 kere var. 3 2 6 kalan ne? 1. Yani kosinüs pi bölü 2 eksi x oldu mu arkadaşlar? Güzel. Şu kalabalık bir nebze de olsa rahatladı bence. Artık burada ne yapabilirim ben? Dönüşümlerimi uygulayabilirim. Neydi oradaki espri? 3 madde vermiştim. 1. Bölgeyi tespit et. 2. O bölgede fonksiyonun işaretini tespit et. 7'yi 4'e bölmeyecek miydik? Evet, doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Harikasın, çok güzel. 7'yi 4'e böldük. O zaman burası 1 kere olacak. 4, kalan da 3 olacak. O zaman burası da 3 pi bölü 2. Harikasın. Kim yazmış bunu? Hemen teşekkür etmem lazım. Feyza, teşekkür ederim Feyza Sultan. Sağ olasın. Güzel. Ne diyordum? Heh, üçüncü adımda da eğer 180 ya da 360'ı kullanacaksan isim değiştirme. 90 veya 270'i kullandığında ise isim değiştir. Güzel. Bakalım. PXX kaçıncı bölge? 2. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. İsim değiştirecek miyim? Cık. Sinüs x olarak kalacak. Artı. P artı x. 180 artı x kaçıncı bölge? 3 mü yapıyor? 3. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi. İsim değişecek mi? Hayır. Eksi cos x. Bölü. Pi bölü 2 artı x. Kaçıncı bölge? 2. İkinci bölgede sinüs artı. İsim değişecek mi? Evet. Yani cos x olacak. Artı. 3 pi bölü 2 eksi x. Kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi. Eksi atıyorum. İsim değişecek mi? Evet. Eksi sin x olacak. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Pay ve payda birbirinin eksilisi değil mi? Eksiyle çarpılmış hali. Yani sen payı eksiyle çarparsan komple paydayı götürecek. Elinde sadece ne kalacak? Eksi bir. Yanıtında ortaya çıkacak. Tamam. Sorunun çözümünü yaparken bir şey aklıma geldi. Onu sizinle bir paylaşmak istiyorum. Mesela sadece şunu ele alalım. Sinüs x eksi pi bölü kosinüs x eksi 3 pi bölü 2. Yukarıda çözüm bitti arkadaşlar. Şurada bambaşka bir şey hatırlatmak isteyeceğim size. Geçenki ders verdiğimi tam hatırlayamadım. Muhtemelen vermişimdir. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlardan hangileri tek, hangileri çiftti? Arkadaşlar sinüs, tanjant ve kotanjant tek fonksiyonlarda eksi kusuyordu. Kosinüs çift fonksiyonda eksiği yutuyordu. Şimdi dönüşümle alakalı sorularda şu yazmış olduğum ifadeleri görürsen şaşırma. Burada normalde pi eksi x olması gerekiyorken x eksi pi. Hiç problem değil, bu halledilebilir. Nasıl? Güzel kardeşim. Ben içeride x eksi pi'de eksi parantezini alırsam pi eksi x'e dönüştü mü? Evet. Bölü. Aşağıda da yine eksi parantezine alırsam 3 pi bölü 2 eksi x'e dönüştü mü? Evet. Güzel. Bak şimdi. Sinüs tek fonksiyon olduğu için bu eksi ne yapacak? Dışarıya şutlayacak. Eksi sinüs pi eksi x olacak. Bölü. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksiyi yutacak. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x'e dönüşecek. Bu aşamaya, şu aşamaya getirdikten sonra yukarıda konuştuğumuz işlemleri gerçekleştirerek sonuca gidebilirsin. Tamam mı? Acizane şu kısmı, şu formatı size ben hatırlatmak istedim. Bazen arkadaşlarım karıştırabiliyor. O yüzden bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Geçtim. Evet. Bu soruya bakalım. Yine dönüşümü kullandırtacak bize bu soru arkadaşlar. Nasıl kullandırtacağına bakacağız. Burada dikkat ederseniz ABC üçgeni verilmiş.
Biz burada bir küçük düzenleme yapmamız gerekecek. O düzenlemeyi nasıl yapacağımızı izah edeceğim. Evet. ABC üçgeninde sevgili arkadaşlar, şu üç açının toplamı ne olacak? 180. Peki. ABC toplamı 180. Benden istenen ifadeye baktığımda B artı C'leri görüyorum. Ben bu B artı C'lerin bu şekilde görünmesinden haz etmem. B artı C'yi burada yalnız bırakır. A'yı diğer tarafa gönderirim ve derim ki B artı C 180 eksi A'dır. Diğerlerini yazıyorum aynen. Eksi kosinüs yine 180 eksi A artı kosinüs A'dır. Doğru mu? Yine daha yakışıklı oldu soru. Sonrası malum işlemler. Gelsin devamı. Söyleyin bana kaçıncı bölge arkadaşlar 180 eksi A? 2. İkinci bölgede sinüs artı. İsim değişecek mi? Hayır. Sinüs A. Artı sinüs A bölü. Eksi görme şimdilik. 180 eksi A ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksi. İsim değişecek mi? Hayır. Ama bunun da önünde eksi olduğu için eksi eksi artıya dönüşecek. Kos A. Artı kos A. 2 sin A. Bölü 2 kos A. Hop hop. Sin bölü kos eşittir tanjant A. Hop, cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Var mı herhangi bir problem? Yok. Güzel. Bu kısmı güzelce pekiştirdik diye ümit ediyorum. Tabii bunların böyle değişik yeni nesil tarzda soruları da karşımıza geliyor biliyorsunuz. O yeni nesil tarzı soruları konunun en sonunda sizinle paylaşacağım. Tamam mı? Şimdilik bunlarla devam. Peki. Geçenki derste bunun üzerine çok durmuştum. Kenar uzunluğunun lütfen trigonometrik karşılığını bilin. ÖSYM bunu seviyor. Son 2 yılda buradan bu şekilde soru geldi. Taktik de şu şekilde verilmişti size. İlk önce ben bir soru üzerinde neler var onları göreyim. Evet, güzel. Güzel şeyler var. Bizden şu BC uzunluğunun karşılığını istiyor. Şıklara da bakar mısınız hep? Trigonometrik fonksiyon. Peki. Arkadaşlar, ben burada bir oran yazacağım. Ama bu oranı neye göre yazacağım? Nasıl yazacağım? Dikkat edin. Konuştuk bunları. Alfa açısına odaklan. Alfa açısının nesini biliyorsun? Karşısını. Bir de hipotenüsünü. Zaten kendi sorduğun soruya cevap verdiğin zaman hangi fonksiyonu yazacağını da tespit ediyorsun. Karşı hipotenüs. Ha, o zaman ben sinüs alfa eşittir karşı bölü hipotenüs dersem x'e ulaşmam lazım. İçler dışlar falan filan inter Milan. X eşittir 2 bölü sin alfa gelecek mi? Bitti. Fakat şıklarda yok. O zaman son bir vuruş daha gelsin. Bir bölü sin alfayı biz ne olarak biliyoruz? Kosekant alfa. O zaman x eşittir 2 çarpı kosekant alfa olarak karşımıza çıkacaktır. Tereyağından kıl çektik. Doğru mu? Var mı problem? Güzel. Harika. Evet. Yine bir geometrik şekil. Maalesef trigonometri sorularında ne zaman böyle şekilli şüküllü sorular girerse şöyle bir öğrenci bir kendisini şöyle geriye çekiyor arkadaşlar. Yapmayın. Geometri soruları nispeten daha kolay olabiliyor. Az çok o donanımınızla arkadaşlar bu tarz soruları çözün. Sınavda da gelecek muhtemelen. O yüzden ya bana atmayın. Mesela bu soru için konuştuğumuzda arkadaşlar, ilk önce şunu söyleyeyim ben size. O alfa açısını bir dik üçgen içerisinde görebiliyor musun? İlk bu soruya cevap ara. Ha, göremiyorsan görmeye çalışıyorsun. Mümkünse yardırırsın oradan. Bu soruda yardıracağız birazdan. Baktın o bir dik üçgen içerisinde oluşmuyor. O zaman BC planlarına geçersin. BC planların nedir? Ya
toplam fark yarım açı formüllerini kullanırsın. Geleceğiz onlara da. Ya da kosinüs teoremi, sinüs teoremi bunları kullanabilirsin. Tamam mı? Yani A, B, C planlarını göz önünde bulundurarak yaklaşacaksın soruya. Ben A planını burada yiyeceğini düşünüyorum. Nasıl? Bir kare AC'nin köşegen olduğu aşikar. Ben buradan B'ye AC'den geçecek şekilde şöyle bir köşegen çizersem, malumunuzdur ki köşegenler birbirini dik keser. Burada bir dik üçgen oluştu mu? Hatta şu noktaya da H dersem, BHE dik üçgen oluştu. Gayet güzel. Peki, uzunlukları yakalayalım. Köşegenler birbirini ortaladığı için AC uzunluğu kaç birim? 10. Yarısı 5. O zaman 8'i bu 3'e 5 şeklinde bölecek mi? Evet. Haliyle karenin özelliklerinden dolayı BH de 5 olacak mı? Evet. 3, 5 hipotenüs uzunluğunu bulabilirim. Ama bence gerek yok zaman kaybı. Çünkü tanjant alfa isteniyor sevgili arkadaşlar. Tanjant alfa karşı bölü komşu değil mi? Karşımda ne var? 5. Komşumda ne var? 3. O zaman tanjant alfa diyelim de 5 bölü 3 olarak karşıma çıkacaktır. Tamam mı? Yani burada birazcık böyle bir hislerinizi katacaksınız arkadaşlar. Hislerinizi katacaksınız ama öyle kendinizden yorum da acaba şu şöyledir demek de yok. Tamam mı? O yüzden ben ne yaptım? Şöyle bir BH doğrusu uzunluğu çizdim sevgili arkadaşlar. Oradan bir dik üçgen oluşturdum. Ondan sonrası zaten çok kolay bir şekilde karşımıza çıkmış oldu. Problem var mı sınıf? Yok. Gayet hoş. Şöyle bir dikdörtgen sorusuna bakalım o halde. Arkadaşlar. ABCD dikdörtgen. Bana iki tane oran verilmiş. Bu oranları bir dikdörtgen üzerinde bir yerleştirmem lazım benim. AE'ye K dersem EB otomatikman ne olacak? 3K. Neresi AE? EB neresi? Güzel. BC'ye M dersem AB ne olacak? 2M. BC neresi? Burası. AB tamam değil mi? Yani şuraya yazsam da olur. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir en nihayetinde. O halde 4K eşit olmuyor mu 2M'e? Güzel. 4K eşittir 2M. Her iki tarafı 2'ye böldüm. M eşittir 2K. Demek ki şurası da 2K. Güzel. Görev tamamlandı. Oran orantı bilgimi konuşturdum. Kenar uzunluklarını yakaladım. Buraya kadar sıkıntı var mı sınıf? Yok. Benim şu K'larla da artık bir işim kalmadı. Katlarını yazdım bitti. Çünkü EC uzunluğunu bulmam icap edecek ya sinüs X'ten dolayı. K'larla uğraşma kardeşim sil. O görevini tamamladı. Peki EC uzunluğu ne olur? Burada bir Pisagor uygularsak. Özür dilerim. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 artı 9. 13. Bir de kökünü almam lazım. EC uzunluğu ne geldi? Kök 13 geldi. Ha. Buraya kadar her şey güzel. Ben ne dedim az evvel? Bu x'i bir dik üçgen içerisinde görmeye çalışmam lazım. Doğru mu? Ha. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. X'i parçalayacak şekilde şuradan bir dik getirebilirim değil mi? 90 olur. Burası 90 eksi x olur. Oradan toplam fark formülünden yardırırım. Her türlü bulurum. Ama lafı uzatır ve ben toplam farka daha gelmediğim için o topa girmeyeceğim. Diyeceğim ki kardeşim şu ya x'e buraya ne düşer? 180 eksi x düşer. Peki ben bu 180 eksi x'in sinüsünü konuşsam. Ne olacak? Karşımda ne var? 2. Hipotenüsümde ne var? Kök 13. Doğru mu? 2 bölü kök 13 karşıma çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. O zaman şurayı bir düzenleyelim yine.
180 eksi x ikinci bölge, ikinci bölgede sinüs artı ve isim değiştirmeyeceğim. Direkt sin x eşittir 2 bölü kök 13 olarak ne oldu sevgili arkadaşlar? Karşıma çıkmış oldu. Şıklarda var mı? Var, problem yok. Şıklarda olmasaydı bunu bir de ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Eşleniği ile genişletmem lazımdı. Tamam mı? Bugün geçenki derste konuştuğumuz, vermiş olduğumuz bilgilerin sorularını çözdük arkadaşlar. Birkaç tane daha farklı sorum vardı. Son olarak şu sıralamayla alakalı da bir soru çözeyim. Ondan sonra arkadaşlar bugünlük dersim bitecek. Önümüzdeki ders şu teoremler üzerine, vaktimiz kalırsa ters trigonometrik fonksiyonlar falan, onlar üzerine konuşmayı düşünüyorum. Hemen şunu da yetiştirelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. ABCD küçükten büyüğe sırala diyor. Buradaki olayımız neydi? Açıları birinci bölgeye taşı. Birinci bölgede sinüs ve tanjant artan, kosinüs ve kotanjant azalandı. O yüzden kosinüs ve kotanjantları da sinüs veya tanjanta dönüştürelim demiştik arkadaşlar. Peki A ile başlayalım. Tanjant 228. 228 bir kere kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede tanjant artı. Güzel. İsimle değiştirmek istemiyorum. Tanjant olarak kalsın istiyorum. 228 o zaman 180'e tamamlarsam, 228'den 180'i çıkarsak ne kalacak? 48 mi? Güzel. Tanjant 48 oluyor burası. Cepte. B'ye bakıyorum. Kotanjant 223. Üçüncü bölge. Kotanjant artı ama ben bunu tanjant yapmak isterim. Tanjant yapmak istediğim için 270'e tamamlamak durumundayım. Al farkını. 10'dan 3 çıktı. 7. 6, 2, 47. Güzel. C'ye bakalım. Sinüs olarak kalacak bu. 214 kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede sinüsün işaretine eksi. Yine sinüs olarak kalsın. 180'e tamamlarsan ne olacak burası kardeşim? 34 mi? Güzel. Ve D. 217. Yine 4, özür dilerim, üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti. Doğru mu? Fakat ben bunu sinüs yapmak istiyorum. Sinüs 270'e tamamla bunu. 270'den 217'yi çıkarsam 10'dan 7 çıktı 3. 6'dan 1 çıktı 53. Güzel. Şahane arkadaşlar. A ve B. Açı büyüdükçe değer büyüyecek. Dolayısıyla AB'den büyük. Şöyle yazalım. AB'den büyük. Güzel. Artan fonksiyon olduğu için. C ve D'ye bakalım. Eksiği görme. Eksiği görme. Açı büyüdükçe değer büyüyecektir. D büyüktür, C olacak mıdır? Evet. Ama negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. D küçüktür, C olacak. Doğru mu? Güzel. A büyüktür, B. Bunu da birleştirdiğim zaman büyüktür, C büyüktür, D sıralaması geçerli olacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Var mı bu noktada herhangi bir problem? Yok. Yani cevabımız Adana oluyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.